Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bu şalımı göstermiştim. Kanalımda videosu var. Örgü şal olarak geçiyor. İşkembe modelli. Şöyle bir şalımız. Şalım bitti. Süslemesine geldim. Onu da size çekip göstereyim dedim. Eğer nasıl yapıldığını bakmak isterseniz de kanalımda dediğim gibi videosu var. Örgü şal olarak geçiyor. Kışlık. Oradan bakıp alabilirsiniz. Şu orta kısımdan başlanıyor arkadaşlar. Böyle arta arta gidiyor. Dediğim gibi oradan rahatlıkla bakabilirsiniz. Toplam ortadan şu orta su taşından sayarsanız da 35 sırada bitirdim ve bitmiş oldu. Böyle bir şalımız oldu. Yanlarına her şalda olduğu gibi püskül yapacağız. Ve bir de ben sadece şu orta kısma parlak taşlarla süsleme geçeceğim. Şöyle. Bunlar tuhafiyelerde satılıyor. Pazarlarda var. Pul olarak geçen, şöyle gramaj olarak satılan böyle bir pullar var. Yanlarında dikilmesi için yuvarlakları var. Alırken böyle dikilmelik alın. Bazıları yapışkanlık. Şu iki kısımda iğneye geçirebileceğimiz yuvarlaklardan geçirerek böylece şalımızın orta kısmını süslemiş olacağız. İlk olarak düz olan tarafına bakıyorum. Biraz bunun düz tersi neredeyse ikisi tarafı da aynı olduğu için şu yukarıdaki kısımdan bakıyorsunuz. Bu kısmı düz. Hemen çeviriyorum. Yukarıdan başlayacağım. Dediğim gibi sadece şu ortada olan su taşları olan bölümüne süslemesini yapacağım. Hemen iğneme ipimi geçiriyorum. Daha sonradan da dikerek. Genellikle yapıştıran da oluyor ama yıkandığında o yapışkanlar çıkıyor. Size de tavsiye etmem. Mutlaka dikin derim. Dikerek daha hem de sağlam oluyor. Uzun sürede rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Makinede de çıkmıyor. Bazen çıkan pullar makineye tıkayabiliyor. O yüzden dikin derim arkadaşlar. Ama dikerken iki kat dikin. Bazen tek kat dikişte yapınca da pullar çıkabiliyor. Şöyle iki kere düğümledikten sonra ilk olarak geliyorum şalımın en baş kısmı olan kısımdan hemen başlayacağım. Orta bölümde su taşının olduğu bölümde ilk olarak ipimi sabitliyorum. Şöyle bir iki kere aynı yere dolacağım ki pullarımın başlangıç noktası sağlam olsun diye. İki kere böyle diktikten sonra hemen getiriyorum iğneyi. Geçiriyorum. Çıkarmadan hemen pulumu alıyorum. Baş kısmını şöyle geçirdikten sonra aynı bu olan bölümün arkadaşlar hemen şu kenarına iğnemi geçiriyorum. Alttan pulumun diğer şu başta olan dikme yerine de alt kısımdan geçeceğim. Üstten geçmeyeceğim belli olmasın diye. Şöyle yakından göstereyim. Burasını diktikten sonra hemen alt kısımdan geliyorum. Pulumun olduğu bölgeye tabii yuvarlak bulduğum an evet. Şöyle böylece buradan iğnemi geçiriyorum ve şalımın aynı yuvarlığın olduğu bölüme de iğnemi geçirdikten sonra kapatıyorum. Bir kere daha buradan geçeceğim tam sağlam olsun diye. Bir kere daha aynı yerden aynı işlemi yaptım. Şimdi geliyorum aynı yerden iğnemi tekrar çıkartıyorum. Pulum iğnemi çıkarmadan hemen pulumu alıyorum. Geçiriyorum. İpimi çıkardığım yerin aynı bölgesine iğnemizi bir kez daha batırıyorum. Ve pulumun baş kısmını dikmiş oldum. Son kısma geliyorum alttan. Pulumun alttaki olan yerinden şöyle göstereyim. İğnemi geçiriyorum. Alt kısımdaki olan bölümden hemen iğnemi çıkartıyorum. Böyle devam ede ede bütün pullarımı böylece ara kısma yapacağım. Bir kez de alt kısımdan yapıyorum daha sağlam olsun diye. Aynı su taşının olduğu bölümden hemen çıkarıyorum. Böyle şöyle göstereyim. Orta kısmını böylece tümce yapacağız. Bir kez daha yapalım. Tam su taşımın orta kısmına getiriyorum. İğnemi geçirdikten sonra pulumu
getiriyorum, hemen geçiriyorum, aynı ipim çıkardığım yere bir kez daha doluyorum. Daha sonra pulumu düzeltiyorum. Alt kısmının su taşındaki olan bölümden hemen pulumun alt yuvarlarının olduğu bölüme geliyorum. İğnemizi buradan çıkartıyorum. Ve tekrar doluyorum. Bir kez daha alt kısmını aynı şekilde geçiriyorum iğnemi. Ve böylece devam ediyor. Şöyle iğnemi ben bir yerde sabitleyeyim. Böyle kalsın. Ben aynı şekilde böyle devam edeceğim. Şöyle şalımın tam orta olan şu kısmına böylece pullarımı dike dike gideceğim. Sadece orta kısmında biraz da parlak olduğu için hem gece hem de gündüz parlayan pullar ben kullandım. Böylece bir süsleme yapacağız. Burası böyle bir süslü olacak. Daha sonra arkadaşlar bunu devam edeceğim. Bitmiş halinde size gösteririm tekrar da. Geliyorum hemen yan kısmına. Yan kısmında diğer videolarımda da gösterdim ama burada da yine göstereyim. Hemen şu alt kısımdan başlayayım isterseniz de size. Şöyle iki tane bunları normal kitaba sarıp diğer videolarımda püskül nasıl yapılır şala oradan bakabilirsiniz. Şöyle iki kat yapıyorum. İki tane ayrı olan ipimi getiriyorum. Hemen iki kat yaptıktan sonra şalımın uç kısmında şu ilk olarak orta kısmında olan su taşını olan bölümüne geçiriyorum. Daha sonra boşluğumun içerisine ipimi geçirip çekiyorum. Püskülümü yapmış oluyorum. Tekrar yapalım. Şöyle iki tane ipimi aldım. İki adet. Bunları kitaba sararak yapıyorum. Püsküllerimi. Getiriyorum. Hemen şalımda olan şu yan kısımdaki boşlukları bu sefer de yapacağım. Şöyle hemen bu kısmı yapıp geçiriyorum. Çok kolay. Bunu hepiniz rahatlıkla evde yapabilirsiniz. İki kat yaptım. Şalımın boşluk olan bu bölümüne geldim. Tığımı geçirdim. İlk kat yaptığım ipi hemen boşluk olan bölümden çektim. Böylece devam ederek şalımın da püsküllerini yapıp pul işlemelerini de yapıp süslemesi hazır ve bitmiş olacak. Ben bunu şal olarak değil de arkadaşlar kışın atkı yerine kullanacağım. O yüzden çok da böyle büyük bir şal yapmadım. Rahat orta boy olsun istedim. 35 sıradan şalımız bitti. Tekrar söyleyeyim. Böyle boynuma sarabileceğim, rahatlıkla bazen de başıma sarabileceğim orta boyda olan bir şal atkı yaptım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.